1020. haftamızda Türkiye'de yargının nasıl işlediğine, cezasızlığın nasıl ilmek ilmek örüldüğüne dair kulpta kaybedilen, gözaltında kaybedilen 11 köylünün dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. 8 Ekim 25 Ekim 1993 tarihleri arasında General Yavuz Ertürk komutasındaki Bolu Tugayı tarafından yürütülen askeri operasyonda kulp ve Muş'a bağlı dağınık köy ve mezralardan çok sayıda köylü gözaltına alındı. Askerlerin konuşlandığı Kulp Alacaköy'ü yakınlarındaki alana götürülen köylüler 2 hafta süren operasyon boyunca burada tutuldu. Bu süre içinde aileleri onlara yiyecek götürdü. Köylülerden bazıları süre içerisinde serbest bırakıldı. Operasyonun son gününe kadar tutulan 11 köylüden ise bir daha haber alınamadı. Aileler tüm ilgili mercilere yaptıkları başvurulardan bir sonuç alamadı. Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı etkin bir soruşturma yapmadan 29 Nisan 1997 tarihinde dosyada takipsizlik kararı verdi. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 31 Mayıs 2001 tarihli kararında Türkiye'yi 11 kayıp kişinin ölümünden sorumlu olduğu ve etkili bir soruşturma yürütmediği için mahkum etti. Uzun süre boyunca yasak bölge ilan edilen Kepir Mezrası'nda 2004 yılında insan kemikleri bulundu. Ailelerin ve İnsan Hakları Derneği'nin çabaları sonucunda söz konusu kemikler, Kulp Cumhuriyet Savcılığı tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kimliklendirme çalışması sonucunda kemiklerin kaybedilen köylülere ait olduğu kesinleşti. Yapılan başvuru üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu iddiaları yerinde inceledi. Hazırladığı raporun sonuç bölümünde komisyonumuz Bolu Komando Tugayı'nın düzenlemiş olduğu operasyon sırasında kimi kişilerin gözaltına alındığına ve daha sonra kaybolduklarına kanaat getirmiştir denildi. Ailelerin ısrarlı başvuruları sonucunda 2013 yılında yeniden açılan soruşturmada Diyarbakır Savcılığı'nın düzenlediği iddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve Tuğgeneral Yavuz Ertürk hakkında 11 kez müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak köylülere ait kalıntıların bir toplu mezarda bulunmasına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin mahkumiyet kararına, Türkiye Büyük Millet Meclisi raporuna rağmen Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 19 Eylül 2018 tarihinde sanığın beraatiyle sonuçlandı. Ailelerin istinaf başvuruları reddedildi. Bunun üzerine aileler temyiz talebiyle Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi inceleme tamamlanmadan evrensel hukuku yok sayarak 19 Mart 2024 tarihinde dosyada zaman aşımından düşme kararı verdi. Aileler aynı yıl Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 1020. haftamızda 11 köylünün gözaltında kaybedilmesiyle ilgili 31 yıldır devam eden cezasızlığa son verilmesini, maddi gerçeğin açığa çıkartılarak bu suçtan sorumlu olanların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Mehmet Salih Akdeniz, Celil Aziz Aydoğdu, Behçet Tutuş, Mehmet Şerif Avar, Hasan Avar, Bahri Şimşek, Mehmet Şah Atala, Turan Demir, Abdo Yamuk, Nusrettin Yerlikaya, Ümit Taş için tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, gözaltında kayıplara karşı komisyon. Öncelikle şu anda bu saatte orada Koşuoğlu Parkı'nda yaşam hakkı anıtı önünde yıllardır bu mücadeleyi veren annelerimizin en içten, en sıcak dolu selamlarını getiriyorum. En son bu meydana geldiğimde burada annelerimizle birlikte, halk savunucuları birlikte, kayıp yakınlarla birlikte işkenceyle defalarca burada gözaltına alındık. Bugün o direnişin sonucu kısıtlı da olsa burada kendi kayıplarımızı için, adalet için tekrar burada taleplerimizi yeniliyoruz. Ben de 1993 yılında gözaltında zorla kaybedilen Mehmet Salih Akdeniz'in yeğeniyim. Amcam 9 Ekim 1993 sabahında Bolu Tugay Komutanı tarafından kendisi de gözaltına alınarak 11 köyle birlikte Kepir Mezarsı'na götürüyorlar. Burada amcamın eşi Pembe Akdeniz yaklaşık 8 gün boyunca
Amcama yemek götürüyorlar. Çünkü o dönem onların gözaltındayken elleri bağlı, bir şekilde yemek götürürken elleri açılıp çözülüyor. Ve orada 8 gün boyunca onlara her gün günde bir defa yemek götürüyorlar. Sonra en son amcam eşine yarın bizi burada götürecekler. Bir daha bize yemek getirmeyin diyor. Ve ertesi gün görgü tanıklarına göre amcamın da içinde bulunduğu 11 köylü helikoptere bindirerek oradan uzaklaştırılıyorlar. Ve o gün bugündür gözaltında o kaybedilen 11 köylüden bir daha haber alınamıyor. Ben de bir insan hakları savunucusu olarak, bir insan hakları çalışanı olarak yıllardır bu mücadeleyi yürütüyorum. Biz de Pembe Akdeniz'in mirasını ve mücadelesini omuzlayarak bugün 3. kuşak olarak bu mücadeleyi sürdürmeye çalışıyoruz. Şu hayatta herhalde bir insana yapabileceğiniz en büyük kötülük ona kaybetme durumunu ya da kaybetme stratejisini uygulayarak ona o kayıp acısını yaşatmaktır. Çünkü biz de istiyoruz bizim bir mezarımız olsun, bir mezar taşımız olsun. Gidip ağıt yapmak, gözyaşlarıyla toprağını ıslatmak istiyoruz. Maalesef Pembe Akdeniz amcamın eşi de bu hasrete kavuşmadan gözü açık bir şekilde bu dünyadan göçüp gitti. Onun ahı da hepimizin üzerinde. Bir kez daha burada Galatasaray Meydanı'nda genzimizi yakarak bir kez daha haykırıyoruz. Değil 30 yıl, 300 yıl, 3000 yıl da geçse kayıplarımızı aramaktan, faillerin ortaya çıkarıp hesap sormaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Teşekkürler. Ülkenin farklı yerlerinde kayıp yakınlarının gözleri, kulakları, yüreği burada atıyor. Ve her cumartesi biz kayıp yakınları bu meydanda olmanın ve kayıplarımıza dokunabilmenin özlemini yaşıyoruz. Bugün bizimle eş zamanlı olarak Göle Okçu Köyü'nde Kırbayır ailesi dostlarıyla birlikte bir anma gerçekleştiriyor. Bugün bizim yüreğimizde kayıplarımızla birlikte Göle'de ve ülkenin dört bir yanındaki kayıp yakınlarıyla birlikte atıyor demek istedim. Hepinize teşekkür ederim. Bugün karanfillerimiz Kulp'ta gözaltında kaybedilen 11 köylü ve bu meydana ulaşamayan kayıp yakınları için. Kulp kayıpları için. Demet'i getirdim.